Merhaba benim Elif Minnoş, güzel takipçilerim ve dinlikten yaşasın. Hoş geldiniz değerli takipçilerim. Annem geliyor arkadaşlar, çorba yapıyor. Yağmur yağıyor, çöpleri kedi dememiş. Dışarısı soğuk, kudumlu geldi dediler bizim orada. Hemen bir alayım, çorba yapacağım. Tavuk suyuna çorba. Vurma yoldum geldi, vurma toplamaya gittik. Vurma mevsimi başladı yani. Kendim şey yaptım. Bir de tavuk haşladım. Kompost yaptım. Şimdi biraz un kavuracağım şundan. Un kavurup şey yapacağım. Şöyle şunları düzeltelim. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Benim hasta var biliyorsunuz. Burada tedavi yapacağız. Elimden geldiğince kısım inşallah ayağımda olacağım. Bende de bir bel ağrısı var, hiç tadım yok. Kendim de ayakta zor duruyor ama. Olsun bakalım. Bir yatak getirdim, ödedim. Allah razı olsun, verdim. Şöyle koyalım zeytinleri buradan. Bu da bedenin kremi. Ben tavuğu haşladım, suyunu. Şey yaptım, aslında böyle de içilir. Uzatmayacağım. Böyle ezdim. Aslında içine hiç şehriye falan girsin istemiyorum. Bu şekilde içsin istiyorum. Birazcık dokunsun diye birazcık un kavurmayı düşünüyorum. Un iyi yapar. Şöyle yemek kaşığıyla un kavurup şöyle. Unum da burada arkadaşlar. Un kavurmayı düşünüyorum. Çok az zeytinyağı. Evet, zeytinyağı. Azıcık un yanmasın diye. Tavuk çorbası yapacağım. İşte şehriye katmayı düşünmüyorum. Zaten hazır kavuracağım. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi ben de hep durumlar aynı. Hurma topladım. Dediğim gibi hurmalar da şöyle arkadaşlar düşüp yarlığı Medine'ye de getirdim. Anneme de için çıkardık. Robotu çekip yedireceğim. Onun için ona biraz şey yapayım. Yudum burada. Gene ki şöyle bir iki döneri. Şey yapacağım. Su vereceğim biraz. Kısarak. Bunu suyundan vereceğim. Yemekleri zeytinyağlı. Hafif doyurucu yapacağım. Tuzu isteğine göre atacağız. Şehriye atar mıyız? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani şehriye, Medine şehriye atsak mı? Kıl şehriye de aldım. Kıl şehriye de aldım arkadaşlar. Diğer şehriye işte. Ondan aldım, ondan da şey yaparım. Yağmur yağıyor. Görüküyor mu? Görüküyordur inşallah. Valla bir telaş aldı beni. Kış geldi. Oduncuyu aradım. Odunu getirmedi. Kadın elektrikli soba var da. Gene de şey yapmam lazım. Şöyle suyunu alayım birazcık. Arkadaş dedi ben bunu hiç bilmiyorum, bu çorbayı. Bir de bu şekilde yap dedi. Hem tok tutardı hem hasta çorbası dedi. Bu şekilde yapıyorum ben de. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl yapıldığını ettiğini. Sizlerle beraber tavuk suyuna hasta çorbası. Açacağız bunu böyle. Bana yapacak bir şey yok. Suyuna hasta çorba. Şifa. Vallahi şifa. Zeytinyağı şifa. Yağmur yağıyor. Çamaşırlar kurusun. Zeytine gene gittim. İşe gittim. Vallahi hiç iş bitmiyor. Güç bitmiyor. Böyle arındırıyoruz. Giri topaçık kalana kadar kavuruyoruz. Fazla kavurmadım. Yanak tadı olur. Midesine zararı olur. Böyle bir tavuk suyuna çorbasını içsin. Bir bana yaptırırım onu ben kendim. Ana ata arkadaşlar. Ana ata baba dedi ete ete atılmaz. Biraz altına açalım. Bununla beraber şöyle hepleştim. Çok seviyorum ben böyle şeyleri. Ben asla atmam. Asla atmam. Topak gitmesin. Yine elimden geleni yapıyorum ki. Sıcak sıcak. Meduş'um. Ne arıyorsun kurban olduğum? Şöyle
Bol ateşte kaynasın. Robot verdi arkadaş, gerekirse fidan gibi onu da çek dedi. Gözden kaçırmış. Deri yemeyecek. Tavuk aldım, haşladım. 2-3 parçaya bezdim. Haşlayıp dolaba koyduk. Canı sıkıldıkça yediriz diye. Yani çorbadan ne olacak? Böyle. Meduş bir tadım da istiyor ki. Kırmızı sos yapmadım. Bir dakika, dolap kırmızılan mı? Meduş, şunu tadına tuz atmadım. Ancak atacağım ama. Az bir şey atacağım, çok az. Çok az atacağım. Ne güzel bu. Çünkü tansiyonu tepten düşüp de tuzsuz tatsız yiyen ya, kadını iyice hasta etmeyelim. Çok az attım. Evet. Sen bak bakalım. Bu ne? Kız baksana, sen de tuza tat dur. Ne bu ne? Kadına bak diye koydum oraya. Tavuk çorbası yapacağım, ben de şey diye koymayacağım işte. İşte atsam mı? Yok, at kat. Daha güzel olur. Ama lapa gibi olur. Çok güzel oluyor. Hı, sana yapmıyorum. Oraya konuş. Ne güzel olur, daha iyi. Suyuna baktın mı? Bu hasta şey olacak insan. Sana yemek yapmıyor musun? Sen boşa şey diyorsun. Şehriye at at. Tavuğu çok be dur. Biz tavuk çorbası yapıyoruz, doyurucu olsun diye. Haşlanmış tavuk çorbası yapıyoruz. Bir de bilir ki, bir de var ya, bir kaynana, bir kaynana, bar var ya. Hacı katayım arkadaşlar. Bir de iki teker al. Çok az, hadi. Hadi. Medine sevmediğin şeyi sevmez. Bir de ben bakayım dadına. Nasıl yaptık, becerebildik mi? Benim çok pis halim. Allah'ım. İyi. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Kaynasın. Dediğim gibi vurmaları şimdi içini soyacağım, kabuğunu soyacağım. Böyle marmalat şeklinde getirip o şekilde yedireceğim. Makineyi koydu gitti. Benim robotum yok arkadaşlar. Hani çok hazırlıksız yakalandım. Hazırlıksız yakalandım değil mi? Hastalığın, ölümün, şeyin ne zaman geleceği belirsiz oluyor. Hayat şartları beni biliyorsunuz. Ne yapayım arkadaşlar? Ben ne yiyorsam o da yer. Ben ne yapıyorsam o da yer. Allah deldiği boğazı aç olmaz. İyi kötü bir tevkilli taka tuka bir hayatımıza devam ederiz. Bir şeyler olur. Bir şeyler yaparız. Her şey yoluna girer. Biz de böyle kalmak. Yani son dakika Rabbimin bir bildiği var. Sınavdan geçiyor. Her şey sınav dünyası arkadaşlar. Orada kalsa aklın kalacak. Kimse yok. Var da yok. Bilenler biliyor. Bir gün oldu. Bir gün sonra gir arkamdan. Dedi geliyorum gel. Tepemde yerin var. Ben baştan belli dedim gel diye. Geçsin, otursun ağa gibi, yatsın ağa gibi. Ben o öte gittim, ben beri gittim. Ben ona bir yemek yaptım, ben bir çorba yaptım. Ben yaparım, önüne koyarım, yesin. Canı sağ olsun, ana baba ata atılmaz arkadaşlar. Ondan gelen hepsini atarım. Burada net be diyorum, beni izliyorlar, biliyorlar. Zıngıldaklar diyelim. Bazı vefatçiler diyelim. Bir ana 7 deneyi doğurur. 7 deney evlat olur. 4 oğlu, 3 kız olur. Hiç kimse ölsün, gebersin, şöyle böyledir. Bakmazlar analarına. Ama adamlıkta bir numara olur da onların adamlığını ben cebimden çıkarırım. Onlar zaten olduğu yerde ürürler, başka bir halta yaramazlar. Bildikleri köyün içi başka bir halt bilmezler. Mangalda kur bakmazlar ama iş başa düştüm hiç hiçbir aşağı yapmazlar. Depemde yeri var, sırtımda taşırım. Anam babamı ben sırtımda taşırım. Ondan gidelim, kapının önüne bastım, buradan da belli eteyim. Söyleyeyim, ana baba atılmaz arkadaşlar. Ben anam babamı, durumum yok, maddi gücüm yok, evim kira, çocuk okutuyorum, gün bulup gün yiyorum, gidiyorum geliyorum, topluyorum. Yani 5 lira da olsa 1 lira da olsa Medine'ye bakıyorsam ona da hayli hayli bakarım.
Ne olacak? Yiyeceği bir tas çorba. Bana ne yük olacak? Ne yük olacak ki kadına bana? Ne olacak? Koşada otursun. Onun varlığı yeter demişler. Atamam. Ana baba atılmaz arkadaşlar. Ondan gelen herkesin çöpe atarım vallahi. Ayağımı kık tükürür. Dekmeye vurdum beni. Nereden geldiğini şaşırttırırım. Dıngıldaklara da Allah acımam ya. Yuhat Allah var. Kız eli çaydan şey örtün. Yemin ederim var ya hiçbir işe yaramıyor. Vallahi benimle boş yere para verdir her şeye. Dediğim gibi zeytin işine gidiyorum, öteye gidiyorum, yağmur yağıyor. Evde otur ben onun çorbasını neyini kaynatırım, kurum. Kaynatırım, mis gibi. Yemeğini, aşını yiyip kendine gelir arkadaşlar. Bu dünyada kimse kimseye yük olmaz. Herkes kendine baksın. Kimse kimseye yük olmaz. Kimse kimseye yük olmaz. Herkes kendine baksın. Yiyeceği bir tas çorba, yiyeceği bir ekmek. Onu da ben gaz alıp getiremezsem tü bana. Değil mi? Bazı erkeklere diyorum. Ben o ocağı kaynatıp o yemeği, o kadının önüne, o çocuğun önüne koyamayacak tü bana. Benim kalıbıma tüküreyim. Anlatabiliyor muyum? Benim kalıbıma yazdık. Kalıpsız insanlardan değiliz. Bakamayacak, edemeyecek, çaresiz insanlardan değilim. Varsa var, yoksa yok. Azdan az, çoktan çok. Kalıbıma tükürürüm ben. Eğer bir kadına, bir çocuğa bakıp da şu evi döndüremiyorsa tüm bana derim. Başka bir şey diyemem. 10 senedir, 11 senedir iyi kötü idare etmişim. Bir şey olmaz. Sarsılmam bile. Ben böyleyim ya. Sarsılmıyorum bile. Umurumda bile olmaz. Bazıları kendi kafalarından, kışlarından duydurup da yapmasın. Sarsılmıyorum bile ben kimsenin lafıyla. Neyse arkadaşlar çorbamıza buradan laflara yapıştırayım da onlar hakkı diyor. Herkes kendine baksın. Şuramız zengin arkadaşlar. Benim buram rahat. Ben vicdanen rahatım. Ben kalben rahatım. Ben her şekilde rahatım. Önemli olan bu zaten. En önemli olan bu. Vicdan rahatlığı versin Allah. Kimseyi kimsenin eline koymasın. Her zamanki dediğim şey kaynak dakika daha. Rabbim kimseyi kimsenin eline koymasın. Seni iyi kere herkes iyidir. Anladın mı? Düştüğünde herkes sırt döner. Kimi ölsündür, kimi gebersindir. Yaşadığı yeterdir. Hayırlı olur, böyle olur, öğüt olur, böyle olur. Şimdi derler ya, musluktan ya su ahakana iyiydi. Musluktan çıkınca o musluk kötüydü olur. Yani bunun için her şey boş. Her şeye bak. Rabbim vicdanlı merhametli insanlara şey yapsın. Kusura bakmayın. Kız çok yaşar. Vicdanlı merhametli insanlara çattırsın hepimiz. Rabbim kimseden kimseye fayda yok. Hepimize sağlık sıkat versin. Benim anacağız. Kan kan pam pam diyorum benden donuşuyor. Bayağı bir donuşur herhalde benimle. Çorbamızı da biçtim. Ben senin nereden pam pam oluyorum diyor. Hayır gelince görürsün çıkmaz dese çıkar. Çıkmaz demese de biz de burada mutfakta gizli gizli yaparız. Biz onu rahatsız edecek değiliz. O rahat etsin yeter. Peygamber Efendimiz'in sünneti anaya babaya haşiye seyitmez. Ben sırtımda taşırım. Bu omuzum ağrısı, o omuzum, o omuzum ağrısı. O olmasa kafamın üstünde taşırım. Kimse kimseye yük değildir. İnsan olmak, her insan insan olamaz. Her insan, her canlı insan değildir. Bu tabi ibretlik bir şey. Gerçekten ibretlik bir şey arkadaşlar. Hayatın ne geçireceğini gerçekten bilmiyoruz. Gerçekten her şey ibretlik bir şey. İbretlik, her şey ibretlik. Rabbim kimsenin kimsenin eline koymasın. Sizi sıkmayayım. Çorbamız hazır. Hastamız da yolda geliyor. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıklı günler diyelim. Allah'a emanet.